18. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Ülkede yaşananlar hepimizi derinden etkiliyor. Ülkede yaşananları daha detaylı konuşacağız. Son durumların neler olduğunu. Hele de minik yavrularımız, hayata tutunmak için yaşam mücadelesi veren minik yavruların son durumu, 6 tane bebeğiyle ilgili son durumun ne olduğunu öğreneceğiz. Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaşananlar aslında hafta sonundan itibaren ülkemizin gündeminde ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. Detaylara bakacağız. Bir diğer önemli konu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ydu. Genel kuruldaki detaylara da bakacağız ama ana gündem konumuz 6 bebeğin şu an 6 bebeğin sağlık durumunun ne olduğuyla ilgili ve ilk olarak Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçürek'le konuşacağız. Bebeklerin son durumunu Sayın Bakan'dan öğreneceğiz. Sayın Bakan, iyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Acil Durum Hastanesi'nde bir basın açıklamasında bulunmuştunuz en son bebeklerle ilgili olarak ve altısının da solunum cihazından ayrıldığını, kendi başlarına nefes alabildiklerini belirtmiştiniz. O saatten bu saate kadar bebeklerin sağlık durumuyla ilgili son durum nedir Sayın Bakan? Öncelikle tabii böyle talihsiz bir olaya yaşadığımız için toplum olarak hepimiz çok üzgünüz. Olay bilgimize gelir gelmez gerekli bütün müdahaleleri aldık. Gerekenler yapıldı. Bunların hepsine teker teker dönmenin gereği yok. Son olarak çocuklarımızın durumu. Cumartesi öğlenden sonra ilk referans alırsak 60 saatlik bir durumda hastalarımızda, bebeklerimizde çok iyi, hızlı bir düzelme oldu ve solunum cihazından tümü ayrıldı. Boğazlarındaki tüp çıkarıldı hepsinin ve kendi başlarına soluyan hareketli bebekler haline geldiler. Kan değerleri tümünde düzelmeye, hızla düzelmeye devam ediyor. Bir kısmının kan değerleri tamamen normallere geldi. Bir kısmı ise normale hızla gelmek üzere. Her yapılan testte daha iyi neticeler elde ediyor. Böylelikle 6 bebeğimizin bütün sorunlar bitti diyemem ama yaklaşık 60 saat önceki duruma göre çok çok daha iyi bir duruma geldiklerini sizlerle paylaşabilirim. Yoğun bakımda olan prematüre bebeklerin zaten bu olay olmasa bile hep sıkıntıları vardı. Sıkıntıları olduğu için yoğun bakımdaydılar. Böyle talihsiz bir olay yaşanarak sıkıntılarına sıkıntı katıldı. Ve biz yaptığımız tedavilerle geldikleri noktadan sürekli olarak hep iyiye doğru ilerlediklerini görmekten memnunuz. İnşallah kısa süre sonra daha sağlıklı hale gelirler ve tedavileri bittikten sonra annelerinin kucağına sağlıklı bir şekilde teslim ederiz. Bu bizim en temel hedefimiz, bütün uğraşımız, bütün sağlık çalışanları olarak budur. Bu yönde uğraşmaya, mücadele etmeye, çalışmaya, tedavi etmeye devam ediyoruz. Bebeklerin sağlık durumu daha da iyiye doğru gidiyor. Her aşama daha da önemli iyileşmeleri noktasında. Peki belli bir sağlık dilimi... Evet, şimdi şunu söylemek isterim. Solunum cihazından ayrılmış olmaları önemli bir virajdır. Önemli bir bulgudur. Bunu paylaşmak isterim. Peki Sayın Bakanım, belli saat dilimleri içerisinde kamuoyunu bilgilendirme noktasında siz veya Sağlık Bakanlığı yetkilileri bilgilendirecek mi bebeklerin sağlık durumunun gidişatıyla ilgili nasıl bir çalışma ve düzen öngörüyorsunuz? Fark ettiyseniz de gece
dün gece yarısından sonra da basın açıklaması yaptık ve ulaşabildiğimiz tüm ailelere ben bizzat telefon açıp bilgi veriyorum ya da şahsen gidip görüşüyorum. Onlar da zaten hastaneden ayrı bir hat oluşturuldu ve bilgi almak istediklerinde hastaneye de gelebilirler, telefonla da bilgi alabilirler. Ama biz mutlaka fark etmişsinizdir, günde 2 ya da 3 kez bakanlık kanalıyla açıklamalar yapıyoruz çocukların sağlık durumuyla ilgili. Bireysel olarak da isim zikretmiyoruz. Aileler bireysel olarak hastalarını sormak isterlerse bize sorabiliyorlar ya da biz zaten bakanlık olarak ailelerle temas kurup durumlar hakkında bilgi veriyoruz. Peki bebeklerin bakımlarıyla ilgili normal sağlık çalışanlarının sayısında bir değişiklik var mı? Daha farklı bir... Başından itibaren tabii ki problemli hasta sayısı arttığı için takviye ettik. Bir miktar takviye ettik. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki diğer konuyu konuşmak doğru değil. Olay yargıda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde konuşabileceğiz bunu. Çıkacak sonuçlar için. Yargıda hala da araştırma ve soruşturma devam eder. O konuyla yargıya intikal ettiği için bizim bir bilgi vermemiz çok da doğru değil. İleriki günler bizim açımızdan olan gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ölen bebekle ilgili olarak bugün otopsi yapıldı ama daha geniş bir şekilde önümüzdeki günlerde yarın veya daha sonra mı Sayın Bakan? Otopsi raporu bize resmen ulaşmış değil. O yüzden bir şeyi paylaşmak noktasında değiliz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz ben var mı? Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun. Size de iyi yayınlar dilerim. Herkese sağlıklı günler. Teşekkürler. 6 bebeğin sağlık durumuyla ilgili son durumu Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'ten öğrenmeye çalıştık. Solunum cihazından, bebeklerin cihazından ayrıldığıyla ilgili ve önemli bir açılımdı bebeklerin sağlığına yeniden kavuşması noktasında. Ama saatler ilerledikçe bebeklerin sağlık durumuyla ilgili hem ailelere hem de kamuoyuna bilgilendirmenin devam edeceğini Sayın Bakan ifade etti. Başbakan Ünal Üstel bugün 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından bugün cenaze töreni vardı. O cenaze törenine Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Şimdi o cenaze töreninin detaylarına bakıyoruz. Evet değerli basın mensupları, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı üzücü bir gün hep birlikte yaşadık ve yeni doğan bebeklerimizin ölümünde 7 tane çocuğumuzun rahatsız olması nedeniyle hemen araştırılmasını istedik. Bir taraftan Sağlık Bakanlığı'nın bühtesinde kurulan bir araştırma komitesi, bir taraftan polise yapılan çalışmaların detay bilgi istedik ve bir taraftan bu çocuklarımızın neden, nasıl rahatsız olduğu araştırılması için gerekli talimatları verdik. Ve bu çalışmalar olurken maalesef bu 7 çocuğumuzdan bir bebeğimizi dün kaybettik, yitirdik ve bugün de onu defnetmek için buradayız. Geri kalan 6 çocuğumuzun bizim oradan aldığımız doktorların bize verdiği bilgiler her geçen saat daha iyiye gittiğidir. Çocuklarımız inşallah yarın öbür gün iyileşip ailelerine verecek. Ben olaya müdahil olduğum zaman hemen hastaneye ziyaret ettim. Bütün aileleri tek tek çağırdık, konuştuk ve ailelerin rahatlaması için ülkemizde bulunan yeni doğan çocuklarımıza bakan doktorlarımızın gerek Yakın Doğu'da olsun, gerek Doğu Akdeniz'de olsun
ve gerekse bizim hastanedeki doktorları bir araya getirip ailelere gerekli sorularına bilgiler verildi ve o doğrultuda süratli bir şekilde tedavilerin yapılması için çalışmalar yapılır. Bu doğrultuda polisi bekliyoruz, araştırma komitelerini bekliyoruz. Çıkan neticelerle birlikte halkımızla, kamuoyuyla paylaşacağız. Ama burada birilerinin ihmali, birilerinin değişik düşünmesi veya birileri bu çocuklarımız nasıl oldu, polisin veya araştırma komitesinin ulaşacağı veriler ışığında da bunlara biz çok hassas davranacağız, çok duyarlı davranacağız. En zirvedeki en aşağıya kadar kimin burada bir ihmali oluşmuş ise bize verilecek raporlarda varsayarsa gerekli cezaları hiç gözlerinin yaşına bakmadan vereceğiz. O doğrultuda halkımız müstehir olsun. Bu 7 tane bebeğimizin bu durumda olmasına neden birileri var ise gerekli cezaları en ağır şekilde vermiş olacağız. Evet, Başbakan Ünal Üstel'in cenaze töreninde basına yaptığı açıklama bu yöndeydi. Kamuda yetkili 5 sendikanın da aralarında bulunduğu 8 sendika meclis önünde gerçekleştirdikleri eylemin ardından Sağlık Bakanlığı önünde de toplandı. Ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçüre'yi acil durum hastanesinde yaşananlardan dolayı istifaya davet etti. Bu arada 3 Ekim örgütü de yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki olayla ilgili ivedi soruşturma talep etti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün toplandı. Bir hafta genel kurula bir hafta ara verildi. Nedeni ise Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Sunat Atun kürsüye çıktı ve genel kurulda muhalefet milletvekillerinin olmadığını belirterek meclis iş tüzüğüne göre meclis başkan yardımcılığı için muhalefetin aday göstermesi gerektiğini vurguladı. Genel kurula göstermesi ve seçimin yapılmasını fırsat vermek amacıyla Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili genel kurula bir hafta ara verilmesini ara verildiğini ifade etti. Şimdi o genel kurulda o bir dakikalık o açılışı bir görelim. Sonrasında da Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Sunat Atun'la konuşacağız. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem 4. yasama yılının 2. birleşiminin 8. oturumunu açıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yürürlükte bulunan Başkanlık Divanı seçimleri sürecinin devam etmesi bağlamında iç tüzüğümüzün de öngördüğü şekilde ana muhalefetin meclis başkan yardımcılığı için aday göstermesi gerekmektedir. Biz CTP grubunun adaylarını meclisimize göstermeleri, ilan etmeleri için kendilerine bir çağrıda bulunuyoruz. Lakin şu anda gördüğüm kadarıyla CTP grubu meclis genel kurul salonunda bulunmamaktadır. O yüzden bizim UVP grubu olarak önerimiz bu gündemin onlara aday sunma fırsatını da vermek bağlamında bir hafta sonra devam etmesi yönündedir. Teşekkür eder, saygılar sunarız. Görüş. Oturuma ara veriyorum. Evet, 1 dakika 56 saniyelik bir açılıştı bugün Cumhuriyet Meclisi'nde ama Cumhuriyet Meclisi saat 10'da toplanması bekleniyordu. Ulusal Birlik Partisi grup toplantısı gerçekleştirdi ve yaklaşık 3,5-4 saatlik bir grup toplantısı yapıldı. O grup toplantısının ardından meclis açıldı ve Ulusal Birlik Partisi bu öneride bulundu. Detayı konuşacağız. Yönetmenim eğer Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Sunat Atun'a ulaşamıyorsa Cumhuriyetçi Türk Partisi ile devam edebiliriz. Cumhuriyetçi Türk Partisi
Genel Başkanı Tufan Erhürman da meclisi açılışının ardından çıkışta basın mensuplarıyla açıklamalarda bulundu ve meclis başkanı seçiminin hukuka aykırı olduğunu bile bile genel kurul toplantısına katılırlarsa meclise de Kıbrıs Türk halkına da ihanet etmiş olacaklarını kaydederek bize düşen görev meclisin hukukuna sahip çıkmaktır dedi. Tufan Erhürman bugünkü genel kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada 4 saat geçtiğini, meclisin normalde saat 10'da açılması gerektiğini ama toplanma saatinin üzerinden 4 saat geçtiğini, hükümete mensup milletvekillerinin grup toplantısının ardından sözde meclis açılışı yaptıklarını söyledi. CTP'ye bir süre verildiğini ve bu süre içerisinde meclis başkan yardımcısı adayını belirlemesini istediğine işaret eden Erhürman, meclise resmi yazı da verdiklerini belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. CTP meclis başkan yardımcısı adayı gösterecektir ama meclis başkan yardımcısı adayını meclis başkanlığı seçimi usulüne uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra gösterecektir dedi. Bunu değiştirmeye kalkarlarsa bu meclisin bunca yıllık demokrasi ilkesi üzerine kurulu yapısını berhava etme anlamına gelir demişti. Şimdi Erhürman'ın bu söylediklerini bir anımsayalım, sonrasında devam edeceğiz. Evet değerli basın mensupları. Sabah 10'du biliyorsunuz meclisin toplanma saati. 4 saat geçti üstünden. 4 saattir herhalde tırnak içindeki hükümete mensup milletvekilleri grup toplantıları yaptılar. Ve bu grup toplantılarının ardından biliyorsunuz sözde bir meclis açılışı yaptılar. Maalesef bu sözde lafı lügatimize bugün itibariyle girdi. Çünkü meclis genel kurulun açılması için hukuka uygun bir biçimde görevlendirilmiş, seçilmiş bir meclis başkanının oturumu açması gerekiyor. Bugün itibariyle aslında bu oturum açılmamıştır. Söylenen laflar bugün burada basın mensuplarına söylenmiş sözler niteliğindedir ancak. Çünkü açık hukuka uygun bir biçimde açılmış, usule uygun açılmış bir meclis yoktur. İçeride söylenenleri basına söylenmiş şeyler kabul ederek devam ediyorum. Bu noktadan sonra söyledikleri şey Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bir süre vermişler beyefendiler, hanımefendiler. Bu süre içerisinde bizim meclis başkan yardımcısı adayımızı göstermemizi bekliyorlarmış. Bizim bugün sabahleyin meclise verilmiş resmi yazımız var. Cumhuriyetçi Türk Partisi meclis başkan adayı gösterecektir. Meclis başkan yardımcısı adayı gösterecektir. Ama meclis başkan yardımcısı adayını meclis başkanlığı seçimi usule uygun bir biçimde tamamlandıktan sonra gösterecektir. Şu anda meclis başkanı seçimi tamamlanmış değil. Dolayısıyla meclis başkanı seçimini buyururlar, tamamlarlar. Biz onlara o anlamda bir süre veriyorsak pazartesine kadar biz onlara süre veriyoruz. Pazartesi günü gelirler, buyururlar. Meclis başkanı seçebilirlerse tekrardan aday göstermek suretiyle o seçim gerçekleştikten sonra meclis başkan yardımcısı seçimine geçilir zaten. Orada da usulüne uygun olarak çıkar. Cumhuriyetçi Türk Partisi meclis başkan yardımcısı adayını meclis kürsüsünden açıklar. Burada önemli olan şu arkadaşlar, biliyorsunuz bu tırnak içindeki kriz, bu arkadaşların kendilerinin yarattığı kriz. 29 milletvekiliyle 15 tur boyunca hukuka uygun bir meclis başkanı seçememelerinden kaynaklanan kriz. Son olarak 15. turun sonunda 3 geçersiz oyla ve meclisteki 3 hukukçunun geçersiz olduğunu tespit ettiği oyla meclis başkanı seçtik iddiasına dayanan kriz bu kadar süredir yaşanıyor ve bu arkadaşlar geliyorlar, sabah 10'da gruplarına giriyorlar. 4 saat boyunca grupta konuşuyorlar sanki bugün sabah bu ortaya çıkmış gibi ve 4 saatin sonunda yaptıkları açıklama da bu. Bu gerçekten vurdum duymazlığın, oldu bitticiliğin, biz hiçbir şeyi önemsemeyiz, meclismiş, meclisin hukukuymuş, bu memleketin kurumsal yapısıymış, bunlar bizim umurumuzda bile değil, halkın yaşadıkları gailemiz bile değil. Yani şu anda biz buradan bir grup arkadaşımızla çıkacağız bu saatten sonra. Elbette hastaneye gidip ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Orada onlar yaşanırken bu arkadaşlar 4 saat boyunca
sözde bir grup toplantısı yapıp vara vara işte bu noktaya vardılar. Evet, genel kurulu, kısa süreli genel kurulun ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve vekilleri meclisi genel kurulun dışında basına yaptıkları açıklamalar bu yöndeydi. Tabii ki meclisteki gelişmelerle ilgili ve bundan sonraki süreçle ilgili gazetecilerin soruları da vardı. Biz sadece genel başkanın ilk etapta söylediklerini birazcık sizlere ekranlara taşımaya çalıştık. CTP ne yapacak sorusu şeklinde Sayın Erhürman'ın vardı. Erhürman CTP ne yapacak sorusu olduğunu da ifade ederek CTP'nin önünde tek seçenek var. Biz meclisteki 3 yetkili hukukçunun bu seçim hukuka aykırıdır dediğini bile bile meclis genel kuruluna girersek meclise de Kıbrıs Türk halkına da ihanet etmiş hale geliriz. Bize düşen görev meclisin hukukuna sahip çıkmaktır dedi. Evet, şimdi CTP böyle bir açıklamada bulundu. Peki ne olacak bir hafta aranın ardından? Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu şu anda telefon attığımızda. Sayın Hasipoğlu merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle ani ve seri oldu, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi çizdiği, aldığı karardan geri adım atmayacak gibi bir açıklamada bulunuyor. Sayın Erhürman'ın açıklamalarını okuyabildiniz mi? Yok, hayır, okuyamadım. Peki, şimdi bir haftalık ara verildi. CTP aslında biz yani adayım, biz aday göstermeme gibi bir durum yok ama hukukun yerine gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve yeniden bir işte meclis başkanlığı seçimi olması gerektiği şeklindeki argümanlarını dile getiriyor. Ne olacak bir haftanın ardından? Şimdi biz tabii burada Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne meclis iş sözlüğü bir fırsat vermek durumundaydık. Hani hukuku ihlal ediyorlar diyorlar ya, halbuki tam aksine Ulusal Birlik Partisi hukuka uygun davranıyor ve meclis iş sözlüğünde bir şekilde meclis başkan yardımcılığı için aday önerisini bir önce bir isim belirlerdi. Daha sonra bu iş geri çekti. Ve onlara küçücük vermek için meclis çalışmasına bugün dedik. Dolayısıyla bunlardan geliş bekliyoruz. Anladığım kadarıyla Türk Meclisi çalıştırmamaya niyetli, öyle anlıyorum konuşmalarından. Meclisi açmamaya, meclis oturumlarına katılmamaya ve meclis başkan yardımcılığına aday göstermeme konusunda ısrarla tutumlarına devam ettirecekler. Pazartesi olması gerekenin divanın usulüne uygun şekilde toplanması, meclis başkanlığı seçiminin yeniden ilan edilerek tamamlanması ve CTP'nin de meclis başkan yardımcısı adayını göstermesiyle seçim sürecinin tamamlanması olduğunu ifade ediyor. Şimdi pazartesi CTP adayını göstermezse ne olacak? Biz meclis çalışmalarına devam edeceğiz. Bunun geçmişte de örnekleri var. 2007 yılında biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti meclisten geri çekilmişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi ÖRP ile birlikte tüzüğü değiştirmişler. Meclis başkan yardımcısında kendileri atamışlar ve meclis çalışmalara devam etmişlerdi. Hani bugün hukuku ihlal ediyorum diye Cumhuriyetçi Türk Partisi geçmişte bunu da yapmıştı. Biz bugün böyle bir şey, böyle bir adım atmadık. Onlara tekrardan meclis başkan yardımcılığı için bir öneride bulunduk, bir fırsat verdik. Dolayısıyla ben önümü değerlendirsinler. Artık bu süreci daha fazla uzatmanın bir anlamı yoktur. Hepimizin amacı, hepimizin görevi meclisi çalıştırmaktır, yasa yapmaktır, denetim yapmaktır ki denetim de en fazla ana muhalefetin tercih ettiği zaten bir gündür, salı günleri. Dolayısıyla hem yasama faaliyetini hem de denetim faaliyetini artık yapmak istiyoruz. Çünkü halkımız
sizin beklediği yasalar vardır. Bu yasaları getirmek durumundayız. Yani o zaman mevcut divanla devam edilebilir mi? Şimdi burada tabii yeni üyeler seçilinceye kadar etkisi devam eder. Meclis iş tüzüğünde de bu açık bir hüküm vardır bu konuda. Dolayısıyla bunu meclis başkan yardımcısı için de aynı şekilde yorumlayabilirsiniz. Katipler için de, idare amiri için de. Gelecek hafta bunun kararına oturup, gelecek hafta olmadan daha doğrusu Ulusal Birlik Partisi oturup grubunda bu konuları tartışacaktır. Yani bu konular tartışılacak. O zaman meclis iç tüzüğü üzerine odaklanılacak artık eğer böyle devam ederse çalışmalar. Sayın Hasiboğlu, beni duyabiliyor musunuz? Sanırım telefonumuz koptu. Evet, önümüzdeki hafta konunun konuşulacağını ama meclis başkan yardımcılığı ve divan üyeleriyle ilgili olarak. Alo. Sayın Hasiboğlu, şimdi meclis başkan yardımcılığıyla ilgili sorumu yönetmiştim, cevap vermiştiniz. Meclis iç tüzüğü de değişikliğe mi gidecek UBP eğer CTP'nin tavrı bu şekilde devam ederse? Şimdi meclis iş tüzüğünde CTP'nin bu tavrı devam ederse oturup grupta tabii ki bunu değerlendireceğiz. Amacımız demin de ifade meclisi çalıştırmaktır. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Dolayısıyla bu konuda kararlıyız. Amacımız meclisi çalıştırmak. Meclis Genel Kurulu'nda da Sayın Ziya Öztürk'lerin meclis başkanı seçildiği, meclis başkanı ilan etmiştir. Katipler de çoğunlukla imzalamıştır. Dolayısıyla buradan artık geri adım atmamız söz konusu değildir. Amacımız demin de ifade ettiğim gibi meclis bir an önce yasama ve denetim faaliyetlerini yerine getirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla pazartesi günü göreceğiz aslında ne olacak ne bitecek ama UBP'nin tavrı da ortada diyorsunuz. Net olarak biz meclisin çalışması için bütün çalışmaları ve yapılması gerekenleri de önümüzdeki günlerde yapma yönünde çalışmalarınıza, değerlendirmelerinizi yapacağınızı ifade ediyorsunuz. Tabii bir konuya daha da açıklık getirmek isterim. Hani mühür konusunda bayağı bir tartışma oldu. Evet. Burada tabii biz hep meclis iş tüzüğüne göre hareket ettik. Meclis iş tüzüğünde de nasıl kullanılması gerektiği konusunda düzenleme var. Ve bizim yaptığımız yorum, seçim ve halk oylaması yasası hükümleri çifte mühürle ilgili olarak açıkça milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler için uygulanan bir mevzuat. Meclisin kendi özel bir düzenlemesi vardır. Hani bir de şöyle bir tartışma oldu. Birden fazla mühür vurulursa daha güçlü bir iradedir. Bizim parti meclisinde yapmış olduğumuz toplantı neticesinde en son nihai almış olduğumuz kararda böyle bir düzenleme ibaresi meclis kararımızdan çıkmıştır. Hani basına bir metin verildi, bu okundu. Ancak ondan sonra parti meclisi içinde kendi tartışmalarımız oldu. Hani birden fazla mühür vurulduğu zaman daha güçlü bir iradedir şeklindeki ibare parti meclisi kararımız içerisindeki en son nihai kertedeki kararın içerisinde böyle bir ibare yoktur. Bunu da ayrıca ifade etmek istedim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olunuz. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu'nu böyle yayın akışımızda hızlı ve seri değişiklik yaparak Sayın Hasiboğlu'nu aldık. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Sayın Asım Akansoy'u alacağız. Sayın Akansoy, merhabalar. Sayın Akansoy, yayınımıza hoş geldiniz.
Sanırım telefonumuzda bir sıkıntı var. Sayın Hakan Soya da yayına kısa da olsa Sayın Genel Sekreteri de almak istedik. Akışımızda bir değişiklik oldu. Ancak sanırım telefonda bir sıkıntı var. Evet, bugün böyle farklı farklı hızlı ve seri akışta değişiklik oldu. Sizlerden çok özür diliyoruz ama zaman zaman böyle akışımızda değişiklikler de olabilmektedir. Bunu da belirtmiş olalım. Bugün önemli bir gelişme daha vardı. İSİAS'la ilgili olarak, İSİAS davasıyla ilgili olarak bilirkişi raporu yayınlandı. Ve bilirkişi raporuyla da ilgili olarak basına kısa da olsa Türk Ajansı Kıbrıs'a Barolar Birliği Başkanı'nın açıklaması vardı. Bu da önemli ama önümüzdeki günlerde İSİAS davasıyla ilgili ve 9 Eylül Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporuyla ilgili detayları konuşacağız elbette. Yarın 29 Ekim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 2023'te ilan ettiği, 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşını kutluyor. Ve yarın Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tören ve etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaşı kutlanacak. 18. saati burada noktalıyoruz. Yeniden bir arada oluncaya dek şimdilik hoşça kalın diyorum. Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Cumhuriyeti ilan etmiş ve biz Türk milletine armağan etmiştir. Kuzey Kıbrıs yayın platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. DVB-T. Bu platformda karasal yayınları dijital HD yayın kalitesinde izlemek mümkün. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye kanallarının yayınları DVB-T yayın paketinde. Aksa 1. Lig'de hafta sonu oynanan tüm karşılaşmalar 1. Lig maç özetlerinde. Ahmet Ogan'la Aksa 1. Lig maç özetleri Salı 22.30'da BRT 1'de. En çok takip edilen, güne gündeme açılan pencere BRT Web. Kuzey Kıbrıs'tan ve dünyadan günün son dakika haberleri, spor, magazin, teknoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, canlı yayınlar, video ve galeriler, kısacası gündeme dair her şey, en doğru, en güncel haberlerin anlık takibi için BRT Web. Güne gündeme açılan pencere. BRT Web. Günü gündem yapmaksa eğer, BRT her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT sosyal medya, YouTube, Instagram ve Facebook'ta. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Karpaz, Kuzey Kıbrıs'ın el değmemiş doğası. Tarihin izlerine, Akdeniz'in huzurunu, doğanın bozulmamış güzelliklerini barındıran cennet. Altın sarısı kumsalı ve turkuaz mavisi deniziyle eşsiz bir güzelliğe sahip. Doğal bitki örtüsü ve doğal yaşamıyla yaban hayatına kucak açıyor.
M.Ö. 4000 yılında evcilleştirilen ve tarımda ya da değirmenlerde kullanılan eşekler, Afrika yaban eşeği soyundan geliyor ve koruma altındalar. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalarla, Yeşil Deniz Kaplumbağası Chelonia maidus'a ev sahipliği yapan Karpaz Yarımadası, her iki canlının yuvalama alanı. Doğamız en değerli hazinemiz. Los Demokratia Sersin Tatar Simmedes Kestin Ekdilosi που πραγματοποιήθηκε και στο Στρατιωτικό Μουσείο Χάρμπιε με την ευκαιρία της 50ης επετείου της τουρκικής ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο. Επεξηγώντας ότι οι Τουρκοκύπροι απέκτησαν ελευθερία με την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, ο Τσαταρντώνησε ότι το μεγαλύτερο κέρδος από αυτό είναι η ίδρυση ανεξάρτητου τουρκικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο. Επισημένοντας ότι το βιβλίο της Ομοσπονδίας έχει κλείσει, ο Τσαταρντήλωσε ότι έχει καθοριστεί μια νέα εθνική πολιτική στην Κύπρο, ότι θέλουν μια συμφωνία δύο κρατών και ότι οι επίσημες και νέες διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να καταγραφεί κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς. Λέγοντας ότι δεν αποδέχονται τον τερματισμό της εγκυητικής και στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας σε μια ενιαία δομή όπου η πλειοψηφία θα κυβερνά τη μειονότητα και η Τουρκία δεν θα μπορεί να συμμετέσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος Τσαταρντώνησε ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα είναι μέρος της συμφωνίας. Σημειώνοντας ότι αύριο θα εορταστεί η 101η ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας που ιδρύθηκε από τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο Τσατσαρ δήλωσε ότι οι επιτυχίες που θα πετύχει η Τουρκία στον δεύτερο αιώνα της θα έχουν αντίκτυπο και στους Τουρκοκύπριους. Ο Τούρκος πρέσβης στην Λευκόσια Γιασίν Εκρεμσερή με εξέφρασε την χαρά του που εορτάζει την 101η επέτειο της ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας μαζί με τον λαό της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Στην ομιλία του από τον Περετσέ, ο πρέσβης Σερίμ είπε ότι πριν από 101 χρόνια, καθ' όλη την διάρκεια των 101 ετών, είναι χρέος τους προς τους προγόνους τους και καθήκον τους προς τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν τι συνέβη. Ο πρέσβης Σερίμ τονίσε ότι η δημοκρατία της Τουρκίας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 101 χρόνια, κατάφερε να γίνει παράδειγμα ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας σε μια δύσκολη γεωγραφία. Ο Σερίμ τόνισε επίσης ότι ο αιώνας της Τουρκίας θα είναι αναμφίβολα ο αιώνας των Τουρκοκυπρίων και όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στην τελευταία ομιλία του στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, είναι πάντα οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκία που προβάλλουν την ειλικρινή βούληση για μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Σημειώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει επίσημα ότι δεν υπάρχει πλέον κοινό έδαφος για το μοντέλο της Ομοσπονδίας, ο Σερίμ είπε «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί. Η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων που είναι κεκτημένα τα δικαιώματα τους θα πρέπει να επανεγγραφεί άμεσα το νησί». Ο Σερίμ κάλεσε επίσης την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να δημιουργηθούν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ετοιμάζεται να εορτάσει την 101η επέτειο της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας της Τουρκίας αύριο 3η 29 Οκτωβρίου με διάφορες τελετές και εκδηλώσεις. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι με την ομιλία του Τούρκου πρέσβη στην Λευκόσια Γιασίν Εκρεμ Σερίμ από τον Περετσέ και με την ρήψη των 21 χαιρετιστήριων βολών. Η πρώτη τελετή θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα Λευκόσια μπροστά από τον Αντριάντα του Ατσάτουρκ το πρωί της Τρίτης στις 9.30 όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων, θα τηρηθεί μονόλεπτη σιγή και θα γίνει έπαρση των σημαίων συνοδεία του Εθνικού Υμνού. Στις 2.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πορεία στην Λεωφόρο Μεχμέτα Κιφ, γνωστή και ως Τερεμποϊού.
Επί ευκαιρία της ημέρας θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες τελετές και σε άλλες επαρχίες της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των εορτασμών για την ημέρα της Δημοκρατίας της 29ης Οκτωβρίου, πολεμικά πλοία που ανήκουν στην διοίκηση του τουρκικού ναυτικού θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα λιμάνια της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης των Δυνάμεων Ασφαλείας, το TCG Imbat και το TCG Preveze, τα οποία είναι μεταξύ των μαχητικών στοιχείων της Διοίκησης των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων, θα πραγματοποιήσουν λιμενική επίσκεψη στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στο πλαίσιο της 101ης επετείου της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου. Το TCG Imbat θα είναι ανοιχτό για το κοινό στο λιμάνι της Καζίμαουσα και το υποβρύχιο TCG Preveze θα είναι ανοιχτό για το κοινό στο λιμάνι της Κύρνε μεταξύ 10 και 12 το μεσημέρι και 2 και 5 το απόγευμα.